Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lâkibetü lil muttakîn ve ssalâtu vesselâmü alâ hayri halkı Muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihi ecmaîn. Emma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtüh. Abbad ibn Bişr radıyallahu anh. Ayşe anamız radıyallahu anh kuyudaki sözlerini etedi. Ansarların içi de 3 kişi var. Bu 3 kişinin aldığı hiç kim düşe almaydı. Bunlar Sa'd ibn Muaz, Usad ibn Huzayr ve Abbad ibn Bişr. Abbad ibn Bişr Muhammediye daveti tarihinde özgeçe bir iz kaldırgan kişi. Abbad ibn Bişr'ni ibadethanelerin arasından karasayız, onların en peşkada mekanlığını görürsünüz. Takvadalarını cümlesinden kıdırsayız, kündüzleri Kur'an tılavatı, keçeleri kıyam-ı layı bilen bendegenliğini görürsünüz. Ceng meydanında görürsünüz, ceng meydanında bu kişi en korkmaz daire cengçilerden idi. Velayet, rahbariyet masalasında karasayız, Müslümanların malı dünyası üstüde hakiki amanıdır kişiyenliğine tapasız. Ayşe radıyallahu anh'a Ansarların içinden 3 kişi var. Bunların hamması bana Abdülaşhal uruğudan, bunların aldığı şeref cihatıdan, hürmet itibar cihatıdan hiçbir kimse şu olmaydı. Bunlar Sa'd ibn Muaz, Usad ibn Hudayr ve Abbad ibn Bişr raziyallahu anhum. Medine'de İslam nuru tarılıştı başlayan payette yüzüden bir fahim farasat, şicaat ve yaşlarga has boyan bir gayret çakınıp durgan Abbad ibn Bişr 25 yaşta halat olmayan kişiydi. Ligit idi. Mekke'den gelgen davetçi Musab ibn Umayr Medine köçelerde yürüp kişilerini İslam'a davet kılarken onunla iman keltirgenlerini birinciler katarı da Abbad ibn Bişr oldu. Ve bu iki Müslüman ortasında hakiki imanlı burada, imanlı buradarlık rişteleri bağlandı. Musab ibn Umayr özünü cazibadar, mayın şirin avaz bulan Kur'an'ı tılavat kılarken Abbad ibn Bişr'in kalbi de Allah'ın kelamı gibi olan muhabbet uygandı. Ve kalbinin iç içinden Kur'an'ı özgü dostlukla kas kıldı. Bu kişi Abbad ibn Bişr kündüzü, keçesi, katli nezer Kur'an talavatı bile meşgul olardı ki bu kişinin sahabeler Kur'an'ı dostu Sadikul Kur'an der lakabla koyuşken edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günlerde biri de Ayşe anamızın hücresinde oturarken teheccüd namazı götürdü de mescidde yani Ayşe anamızın hücresi yakın kurulgen idi. Abbad ibn Bişr'de Kur'an talavat kılayken yine işitti de ey Ayşe dedi bu avaz Abbad ibn Bişr'in avazı mı dedi. Hayır Resulullah Abbad ibn Bişr'dir cevap verdi Ayşe anamız. Şimdi Allah'ın mağfir lehu parverdigara onu günahlarını keçirgin de dua kıpaydı gayetten. Müslümanlı Müslüman ki gayetten kıyken duası elbette icabat boladı. Şimdi bu dua eğer Resulullah tamamen kılınırken basa çıkın. Resulullah'ın şimdi duasıyla sazavar kişiler bugün. Abbad ibn Bişr raziyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen cemiki cahilerde cemiki orunda bir meşgatlerde güvah buldu. Ve her bir orunda bu kişi Kur'an kötergen kişiye layık buladigen sıfatlarını özü de kürsetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hıcretin törünçiyle de zat-ı ruhu azatıdan kaytarırken Müslümanlar koşunu bilen bir vadide götüştü ve şu cahide tüneşliğine niyet kıldı. Bana şu koşunun içinde Müslümanlardan bir kişi müşriklerine hücum kılıp yeri yok paytada bir ayağını asır alıp ap getip kaldı. O müşrik yüge katip giden de ayağını topladı da ve Muhammed ger yaşayanlar bu işte yani yaşayanlar ki Lat ve Uzza hudalarına kasam içip Muhammed ger yaşayan ashablardan bir ortasına kanını toymazdan katmayayım ben de kasam içti. Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tohtaşlığını kaskıgen vadiye tohtarken tüyalarını çöktürüştü, yüklerini çürüştü ve Resulullah bu keçe bizini kim korkuluydu dedi. Bana hemimiz bulanımız ikide közge cehennem otu haram degen Resulullah. Bittesi yalaz koyanda Allah'tan korkup köz yaş akızgen közge. İkincisi Müslümanlarını uykusunu korkulup can meydanı da uklamagen bedar sahçı közge deydi. Resulullah şu savaldı soru yaptı. Kim bugün bizi uykumuzunu korkulup çıkardı? Şimdi Abbad ibn Bişr raziyallahu anh men de bunlardan turdu. Medine'ye gelen Mekke'nin muhacirlerini Medine'liler bilen peygamberimiz burada tutunturup uyanıdı. Abbad ibn Bişr bilen Ammar ibn Yasir'de burada tutunturup uyanıdı. Bu iki burada Müslümanlarını korulaştık ki
ana shu vodiydan bir balatroq bo'lgan joyga ko'tarilib, sog'chilikka o'tirishdi. Abbod ibishir o'zini birodar Ammorga qarab turib, "Siz tunni avvalgi qismida uxlaysizmi yoki keyingi qismidami?" dedi. Ammor aytdi, "Men avval uxlab olay" dedi. "Ikkinchi qismida" dedi, "men xo'roqchilik qilaman." Ammor ibn Yosir yotib uxladi, Abbod ibishir uzoqroqqa bordi-da. Tun nihoyatda bir charog'on edi. Yulduzlar charog'lab chiqib turar edi. Daraxtlar, toshlar Alloh taoloning qudratiga tasbih aytib, uni poylab turar edi. Bu o'z-o'zidan Abbod ibn Bishr bir ibodatga tortar edi. Qur'on tilovatiga oshiq bo'lgan Abbod bu o'rinda sabr qilib tura olmadi-da, namozga takbir bilan namozga kirdi. Bu mana shu ibodatda o'zi bilan ikkita rohat ketishardi. Bitta rohati Qur'on tilovati bo'lsa, ikkinchi rohati namozda turar edi. Ularni rohati, ularni dam olishligi uyqu bilan bo'lmagan edi. Ularning rohati, ularni charchog'ini yozadigan narsa, ularning huzur halovati ibodatda edi. Takbir aytib namozga kirdi va Kahf surasidan birinchi oyatlarni boshladi. Mana shunday bir ilohiy nurda cho'milib, rohatlanib, huzur olib turar ekan mana shu vodiyga qarab boyagi mushrik yomon niyat bilan sekin pisib berkinib kelar edi. Uzoqdan Abbodni tik turganligini ko'rdi-da, "Ha, Muhammad ashoblar bilan shu joyga to'xtabdi. Bu soxchisi bo'lsa kerak." dedi-da sekin bordi, orqa tomonidan keldi. Nayzani, kamonini ustiga o'qini qo'ydi-da, rosa bir tortib turib Abbodga qarab uloqtirdi. Kamon to'g'ri kelib o'qi sayildi. Abbod namozini buzmadi. Nayzani qo'lidan shunday sug'urib tashlabdi, namozda davom etib turaverdi. Haligi odam otib xato qilmas edi. O'ziga ishonmadi-da, ikkinchi o'q otib turib otdi. Yana kelib sayildi. Yana qo'li bilan sug'urib yubordi. Namozini buzmadi. Uchinchi kamonda otganda ham, uchinchisini ham sug'urdi-da, bir qancha vaqt namoz o'qigandan keyin kelib, Ammorga kelib, "Ey Ammor" dedi. "Yaralar meni holimni quritdi. Turyoningizdan" dedi. Abbod turdi-da, uchta yarasidan qon oqayotganligini ko'rgandan, "Subhanalloh, nimaga birinchi marta nayza sayilganda uyg'otmadingiz meni?" dedi. Aytdiki, "Agar" dedi, "Rasulullohning buyrug'iga osiy bo'lmoqchi bo'lishdan qo'rqmaganimda, musulmonlar soqchisiz qolib qolishdan qo'rqmaganimda, o'lib qolsam ham namozimni buzmasdim" dedi. Bularning rohati, bularning huzuri namoz bilan bo'lgan. Nayza sayilib tursa, surani oxiriga yetkazmasdan turib buzishlikni xolamadim. Biz o'zimizni mana shu sahobalarni siyratiga, shamoiliga solib ko'raylik. Namozda turganda birilarimiz qolib ketadi, uf tortib olamiz, birilarimiz qichishib ketadi. Bu kishiga o'lim xatari turib nayza sayilsa, namozini buzgisi kelmayapti. Nimaga bulardan Alloh rozi bo'ldi deb aytiladi degan savol bo'lsa, shu bizga javob bo'lsa ajab emas. Ularning huzuri, halovati namoz bilan bo'lgan. Ammorni turganligini ko'rgan boyagi mushrik qochib ketdi. Bu kishilarning Qur'onga bo'lgan muhabbati mana shunday bo'lgan. Bu qissalarda o'qishdan maqsad nima? Bizga biror oniy namuna bo'lgan kishilar. Bizda Qur'onga bo'lgan muhabbat shundaymi? Yoki shuni kanaldan kanalga olsak xarabi bo'layotgan bo'lsa boshqa kanalga yuboryapmizmi? Yoki bu ma'ruza bo'layotgan bo'lsa oxirgacha eshita olyapmizmi toqat qilib? Biz bilan ularning farqi mana shunda. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu davrida Banu Hanifa qabilasidan Musallama Kazzob o'zini payg'ambarlik da'vosi bilan chiqdi. Va Abu Bakr Siddiq bu kazzoblarni shavkatini sindirishlik uchun, murtadlarni dinga qaytarishlik uchun qo'shin chiqardi. Va mana shu qo'shinning muqaddimasida Abbod ibn Bishr roziyallohu anhu ham bor edi. Abbod mana shu jang maydonida musulmonlarga g'alaba osonlik bilan kelgandi yo'q. Go'yoki bu yerda muhojirlar ansorlarga tashlagandek, ansorlar muhojirlarga tashlagandek, sen sola men sola degan narsa paydo bo'lib qoldi. Bu narsadan Abbod juda bir qattiq istirobga tushdi, qalbi yondi. Chunki musulmon o'rtasida bunday birlik bo'lmay turgan paytda bu Musaylamani qo'shin ustida yengishlik nihoyatda bir mushkul ish edi. Mana shu o'rinda ikki toifadan bittasi bo'ladigan ishni hal qilishini o'zini qo'liga olishi kerak edi. Haqiqiy sobirlar, haqiqiy mujohidlar Alloh taolo ajratib olishligi uchun. Ertaga hal qiladigan kun bo'lishidan burungi tunda
Abbod uxlaydi, tush ko'radi. Go'yoki tushida osmon eshiklari yorilib ochiladi, Abbod kirgandan keyin eshiklar orqasidan yopiladi. Ertalab turib, Abu Said al-Xudri roziyallohu anhuga tushini aytib beradi. Aytadi: "Vallohi inna shahadatu la shahadatu ya Abu Said. Allohga qasam ya Abu Said, bu shahidlik alomati dedi. Bu shahidlikning alomati dedi. Tong otdi. Ikki qo'shin bir-biriga hujum qildi va Abbod ibn Shir mana shu hujum oldidan o'rnidan turdi, barab bir joyga ko'tarilib turib qilichini sug'urib, "Ey ansorlar, qilichlarni qinidan chiqaringlar. Islom sizlar tufayli mag'lub bo'lib qolmasin." Mana shu nidosini davomli suratda takrorlab turaverdi. Ansorlardan 400 kishi uni qo'rqasida jamlandi. Bularning ichida Sobit ibn Qays, Baro ibn Malik va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'lidan qilichni olgan Abu Dujona roziyallohu anhu ular bor edi. Bular qatta bir hujum qilishdi. Abu ibn Bishr safni birinchi qatorlarda bo'lib jang qildi va jang musulmonlarning g'alabasi bilan nihoyasiga yetgandan keyin ustida Abu ibn Bishrning ustida juda ko'p jarohatlar bilan qonga belangan holda shahid holat jussasini topishdi. Uni tanib bo'lmasa da jarohati ko'pligidan. Faqat barmoqlardagi ba'zi bir alomatlarga qarab turib, mash Abu ibn Bishr ekan deb qo'yishdi. Chunki yuzini boshqa a'zolarini ajratib olish darajasida qolmagan edi. Islom sizlar tufayli mag'lub bo'lib qolmasin deyapti. Shu so'zga e'tibor beraylik. Biz namozxonmiz, ro'zadormiz, dindor bo'lib tanilib qoldik, qor ekamiz. Sizni qilgan bitta aybingiz, u sizni aybingiz deyilmaydi. Bu musulmonlar aybi deb qaraladi. Hukamolardan biri o'zining shogirdlarini dars berib, domla qilib jo'natayotib, "Sizlar har bittalar" deydi shogirdlariga. "Islom qo'rg'onini bittadan tuyligini qorovlisizlar. Bittadan tuyliga javob berasizlar. Harakat qilinglar, shu sizlar qo'rg'onlarga tuyinidan dushman kelib islomni yengib qo'ymasin. Har bittamiz islomni bittadan tuyiniga qorovulmiz. Biz tufayli odamlarni islomga bo'lgan muhabbat kamayib qolmasin." Abbod ibn Bishr yo'shagan sahobalarning hayotidan ibrat olishini hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.